Selamünaleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gelin hala yürüyorum. Ne diyor Fulya bak. Bir daha söyle bir de. Gelin hala yürüyorum. Orayı şey bırak. Makam o bölgeyi fırçalar. Can dostlarım ben Aksaray'dan geliyorum. Geldim bir ısırım halı yıkayım. Kalbim de ne oluyor? Şarjım iyiyim dedim. Artık bizim için de. Buradaydı. Bir tutayım. Ha, bir tut. Kuvvetim yok gerçi de kuvvetini bas diyeceğim. Kafamda şey de kalmış benim. Dur. Şuraya oturayım. Can dostlarım ben Aksaray'dan geliyorum. Sabah annemle biz Aksaray'a gittik. Onu da işlerimiz vardı. Bizim evimiz burası şantiye elektriğiydi. Meskende evdi can dostlarım. Biz bugün 2-3 gündür eşim şeylerini yaptırdı. Sigortasını, onu, bunu, kağıtlarını, evraklarını. İmzaya da benim gitmem gerekiyordu. Evden üstünde olduğu için. Sabahleyin annemle ikimiz gittik. Annemin de biraz işi vardı. Annemle gittik. Peki buldum. Biraz zor buldum ama buldum. İmzalara attık. Artık evim mesken. Ondan sonra annemle de bir lokantaya gittik. Bir de çorba içtik. İşkembe mi içti, şey mi içti? Ben işkembe içtim. Annem mercimek içti. Mecmege dedi bir şeydi. Geldik ki Fulya da şey yapıyor, halı yıkayıyor. Hamalar soğumuş da sanki şu incecik halı olmaz mı? Üstünü başında yıpratmış. Geliyordunuz. Diyorum geldik. Hiçbir şey gitmedi kimseye. Sıcak da değilmiş bu kadar. Ben sana giderim dedim sabah. Ama gitmedim. Sen dostlarım şöyle bir daha bunu yıkamış herhalde. Bir kimliğe gelmiş. Evet, yıkadım. Bunu durulamış. Bu ne söyledi şimdi tek tane? Şey bende. Yavaş bir şey alın yavaş. Şöyle bir şey gidiyorsun. Kedi alın dedik de ben yukarıda terastan yıkayalım. O arada halları sallayın derim dediydi. Anne bir hayal ver tükreme kadar halları çıkarayım yıkayayım dedi. Hangi kışın geriye hava soğudu diye. Sıcak bir anda yaktım halıyı. Niye? Kaptım yok. Sıcak sokunca kusurtalı. Anne bu lekeleri biliyor musun? Burada şundan varmış. Şundan. Oraya mı geçiyor? Evet. İyi. Gelme çalıralım. Şurayı açalım o zaman. Aman bir telefonun önünde sürdüm de. Şöyle tut bakayım. Şöyle tut. İne. Ayağa kalk be. Geçti geriden çek. Hadi bak, ne yapalım iyi bacılarım. Sokunda demişler, şeyden baştan topraktan olsun demişler. Soğuklar oldu bir şeydi. Ama yumaştı. Ne tarafı da ben fırçalayayım. Babasıyla. Babası trafiğe gitmiş.
koymuşlar yolun evine. Gel. Karşıya dur. Şey, büyükleri bile biliyorum da bunlar ince olduğu için pek temizlikçiye vermiyorum ben bunları. Hem makine tilki diyor hem de şey değil yani. Bunu nasıl olacak biliyor musun? Bunu bir kez baktım. Yani. Dur Aksaray serinlemiş can dostlarım. Fuhur etiyor. Bir üç gün önce yanıyordu. Anamla boğum geldi sürdük. Sabah 8'de gittik. Annemin de dizinde platin var ya. Bu hemen koşuyor işi. Uzak neymiş ben anlayayım. Bizde biliyor musun? Hani şen dönerde dürümdüğümüz öğrenci var ya. Onun yanında da bir okul var ya. Karşıda. Eskiye gideyim, kursu söyleyeyim. Eskiden bir hastane vardı. Sağlık otağı mı? Hastane mi? O tarafta. Köprünün o tarafa doğru mu gittiniz? Uzun köprü öyle. İnce diş eski diş hastanesi var mı? Ama eski sağlık otağını oralar duyuyorlar. Çok mu yürüdünüz? Bayağı yürüdük. Ha. O tarafa minibüs yokmuş. Çek oradan da. Bu çiçekler de var diyor. Bir tane şöyle. Demek ki mutfağın halısı buradan gelmiş oluyor öyle mi? Aynen. Nasıl iki saniye battı oluyor ya halıların? Öyle mi dedi adam? Aynen. İki saniye battıydı. Seni şakaladın demiş. Dur bakayım. Sen çek bakayım halıdan. Vallahi herkes kendini kandırmış. Kimse kimseyi kandıramaz. Herkes kendini kandırır. Bana bu halıyı 6 metre kestim deyip de ebatını kısa kesen öbür diyor. Da kendi mezarı da şöyle kısa olur. Aynen. Beni kimse kandıramaz. Herkes kendini kandırır. Buradan da dur petrol doldurun dedi. Ne bitti ya bize? Hala ondan kesildi. Nasıl bilmez? Aynı sıcak su bitiyor akıyor. Bunlara hiç kim yok ya. Sen ev çıkar çıkarmışsın. O diyorsun. Aha bak. Aynen ev şey yok mu? Böyle. Açı su mu yanlış duruyor? Benden bir broşluk var. Bu
Yatan bir şey değil mi? Değil. Hadi İki anne de. Suyu bulduk canlandı. Nerede? Aşağıda. Çeşmede. Suyu sonuna kadar aç. Ben az açtıydım. Az da şey zor oluyor temizliği. Kuvvet var orada mı? Nasıl? Su kuvveti var orada mı? Çeşme. Şu mu? Hortumu takip et. Hortum nereye gidiyor sonra? Aşağının suyu az annem. Bu şey kuvvetinin içine de attı. Geçen ay 550 geldi, bu ay 400 geldi. Onu da araştırmasını yaptık. Şantiye olduğu için tuzluymuş. Hülya! Hülya! Gitti annem. Sürekli yenilediğim için, yeni mesaj yazanlar geldiği için. Akşam da Haydar'ım gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirmiş. Haydar'ım. 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 Ama ya konuşmuş, hiç yemezse bizim bir şey yapmış. Herhalde. Bir şeyimiz olmadı.
nişan da biz gelip de var tuturduk. Oy. Oy. Nasıl o? Oradan şu yanına geç. Hatta sen içeri gir. Üstümü değiş gel bakayım. İçeri niye gireyim? Şey bazı gelince ben. Öbür pas pası. Mutfakta pas pası. Bu dolabını yürü yani. Kanepelerim de gidecek can dostlarım 5-6 güne kadar. Ben kanepeleri oğlumun düğününde aldım. Mobilya alırken oğluma. İki çift kanepede kendimize aldıydım. Ama kanepeler yay fıstı, ayağı koptu. Bilmiyorum ya, ben böyle bir hal oldu. Ben de sahibini çağırdım. Kanepeleri gösterdim. O da tamamen. O da asla tamam bize. 10 güne kadar aldırırım bize. 5-6 günü aldı. Filip yollayacak sen dostlarım. Kari tamir mi istirecekler? Karantinaya mı gidecek? Yani ilk üç. Kari kaç gün beraber düz oturmuş bizden. Ya da bu yanda oturmaz olmuş oturmuş. O yanda bu yandaki televizyon faaliyeti değil. Ailem beni çıkardığı kapı ayasını babam sallasa da şu oturma odasında televizyon faaliyeti geçiyor. Avuçlar duruyor değil mi? Hı hı. Minik yok mu? Yok. İçerideydim. İnanmadım. Kıvaladım. Ağladım mağla evcan dostlarım. Bıraktım mı da bana evliye gidiyor. Ben bu miniğin elinden nerelere giderim bilmem. Can dostlarım, patlıcın girdiği fasulye, kuru fasulye pişiriyor. Ama kesinlikle ısmarıyorlar. İyi diyorlar da, oku diyorlar. Haydi. Şöyle bir diğer dostlarım, ben onun arkadan gidelim. Temizliği daha bir sudan geçti. Ortaya gelmiş. Akşam ben de kavanoz suyu buldum. Canbazılarla müthiş güzeller. Kurşusu buldum. Çeri domatesini de topladım. Şimdi normal gibi biber toplayacağım. Onu da kurarken akşamki bulduğumu da göstereyim size. Kiloluktan 4 kavanoz süt biber buldum. Yani ne biberi o. Acı biber. Akşam topladık, buçuk kuvayla yarım kuva oldu. Kuvaları tutkunluğu gibi ya. Ne gibi? Şuraya şey atıldı ya sonradan şu oyunda çekiliyor. Şu mu? Evet.
Cumartesi günü de sünnet düğünü davetiyesi geldi can dostlarım. Pazar günü de yemek daveti geldi. İkisi de aile. Cumartesi günü sünnet düğünü var. Pazar günü de yemek var. Düğün bitti diyor ama daha tek tük çıkıyor. Sen ne yapacaksın ya? Anne keki mi? Hı hı. Bile de anne keki yapacakmış. Yapayım da yiyeyim bari. Bile de alan dedi. Dora varacağım diye gelir mi değil mi? Evde misiniz diye mesaj yazmış. Ben de evdeyik dedim. Kerazın anıla varacak demiş ha. Esiyor ya, hemen kurur. Suyunu sızsa da yukarı çıkarabilsek kurur da. Babam gelince çıkaralım. Suyunu sızsa çıkar hemen. Kolay çıkar. Hep Hülya'nın saçları. Saçlarını açıyor. O da kokuyor mu Hülya saçı? Hı hı. Abi uçak saçını. Dostlarım, ilerleyen saatlerde görüşelim. Ben şu pastası yıkayayım. Ondan sonra Fulya da bir kek yapsın. İlerleyen saatlerde görüşelim can bacılarım. Hadi bay bay. Selamun aleyküm can dostlarım. Sevil bacımızın işi tükenmez, bitmez. Sübeyde intim vardı. Ayhan'ın dayısının gelini vardı. Kiraz. Hülya bir kek yaptı. Anne çocuklar, aman çocuk dedim isim. Tavuklar hep buraya yiyoruz. Hepsini kullandım. Şey kokuna ulaşamaz. Bakayım. Daha kalın koku yok ki. Dur bakayım. Anneye buradan bir şey girmiş. O şey. Yılan. Hamcı yolu yok ya. Yılan yuvası. Bu çıkmaz. Üf. Damacılarım gelin. Ya fasözü vardır, evden kalan 50 un kalır. Bir kulaş olsan dillerimize otur gibi. Sen dostlarım. Şekerlerimizi kıydım. Bahçemizi koşturunca nasıl boşaldı? Tevek gidince nasıl boşaldı? Hülya bir kek yaptı. Bir çay demledi. Biz de tam halıyı duğlağa yorduk. Geldiler. Anne su seni yormadı mı? Bir hoş oldum. Aynı kış günü gibi üşüdüm. Başlayacağım soğuk gününde. Soğukta bizden başka halı yıkayan var mı diye. İyi günleri koyup da diye. Evet. Hülya'nın işleri. Aşağıda da şey çalışıyor, odun kıyılıyor, şey diyorlar, kesiyorlar. Abu. Can dostlarım, eğer şey dersek, cumaya randevu bulabilirsek hastaneye randevu alacaklar. Benim koluma, Hülya'nın da kontrolü var, ona akşam randevu alacaklar. Gidek bakalım. Benim kolumda ne var? Bugünkü şeyim, kiraz şeyim, gelinimiz. Eşimin dayısının şeyisi.
Geline ekmek gideceğim işte. Yenge bir kolumu ittiği gelmiş. Ben de kolum ağrıyor dedim. Bir doktora görüneyim. Ona göre haber veririm dedim. O da zaten hemen değilmiş. Tavukları da dışarı çıkardım. Kaynak koyamam istiyorlar. Diş. Kol, baş. Diş deyince şeyde Zeynep teyzem de şeydeydi. Erzurum'da diş yaptırıyordu. Nasıl olduysa 2-3 gündür de hiç gitmedik, sormadık. Buradan soralım da, bugün. Buradan da geçmiş olsun Zeynep bacım. Geçmiş nasıl olsun oldu? Teyze. Şiittin mi dişlerini, çene şişi yaptırıyordu. Nasılıdı? İnan bak unuttuk, seni de unuttuk. Aslında şey aklımdaydı da sorayım diyordum. 2-3 gündür de yoğunuk. O yüzden kusuruna bakma. Sevil bacımızın kusuruna bakma. Bunları da şuraya sallayalım. Ya da şeye, şura çardağa. Işın şişmesin. Minik de yok ortalıkta. Kızdıydım, yok olmuş. Kustu. Kusarsa kussun. Bellemiş kumesin ağzını açıyor. Can dostlarım gelin içeri, dip bucağı giriyor, tavukları çıkarıyor. Ama tavuklar da bir şey itme oraya. Biberin içine geliyor. Kendim de bugün hastanedeydi. Ayhan'ın kontrolü vardı. Onlar da şimdi evdeler. Büyüğüne büyüğünü yapayım, kutluğuna kutluğunu yapayım. Aman edim çıktı. Hep kopardım zannettim. Seneye şunlar iyi can dostlarım. Biri bunlardan ölmezsek tohumundan bir ekerik yine. İnşallah seneye planlarım ölmezsem değişik. Şu elmaları hep ortadan kaldıracağım. Bahçemi çuvaldacağım. Mısırların şeyleri çok kurumuş ya, zor bağlanıyor. Şöyle bir resmini çek. Gül de çekeyim. Ben gülüyüm mü? Gülünce de kızıyorlar, gülüyor diye. Kimseye alakadar gitmez. Ayhan! Buradayım, gel. Gel aşk gittim de. Gel aşk. Ben iyiydim, gelene. Kim ölmüş değil. Kime diyor, Mini'ye mi? Kim Sübe'de vardı. Buradayım. Ya gördün mü can dostlarım? Eve kim geldi diyor. Buyur babacığım. Nasıl gidiyorsun eve? Baba. Ne aldın bana bakayım? Aşkı toşkom geldi can dostlarım. Yedim de. Yedim. O tavuklar beni kanser etti. Kapıyı yerinde uçurdu. Baba iki sefer çıktım. Üstüme kapı çok şit düştü. Köpek görmüş biliyor musun? İçeri girdim kumesin içinde. Ne oluyor kumesin içinde? Yatıyor he? Dur içeride girdim kumesin içinde. Sen burada ne oluyorsun diye. Havasına şit dedim. Kalk şuradan dediydim. İki patellerin arasından iki tane yumurta indiriverdi. Yok ya. Bak. Fulya sor hele. Dışarıya açtın mı? Var mı? Dışarıda tavuklar dışarıda. Otur. Kapı şeyi. Doğru mu şimdi? Aldım iki tane. Ne ördün? Özledin mi bize? Ne? Özledin mi? Şimdi lahma da acıktın bile. Kahvaltı da yapmadı. Acıktın mı? Ben sana koyayım dedim canım. Aldın mı? Tamam. Acıktın ben işimi bitirdim. Kirazın az bir de vardı. Kiraz Hasan'da? He. Ekmek gideceğim. Aman kopardım. Ekmek gideceğim. Dedim de kolum ağrıyor. Kiraz da dedim.
Bugün de dursun da çok toplayalım buraya kurum. Ya aman bunlar niye koptu? Geldin Ayhan işimi bozdun. Seni görünce... Ritmini mi bozdun? Boz diyelim. Nazara geldin. Seni bozdun. Sen ne yaptın öyle? Ne bileyim oturuyor. Çay demledi. Ama senden işimiz var. Ne işin var benim? Ben Allah yukarı çıkacak. He? Allah. Benim karnım var. Tam Fule yemeği ısıtırken şeye gidelim. Hallar yukarı serelim. Fırın... Hallar rüzgarda düşer. Düşmez Ayhan. Bu rüzgarda kuru da bağ kurusu serelim. Beni hoşlanmam için bak evden. Psikolojim bozulur. Sen neyle geldin? Geç bir kiraladım buraya kadar. Ses geldi. Yürüyerek geldim buraya. Ses. Bağın indik yoldun yol boyunda. Yeni mi indin? He. Hiçbir şey denk gelmedi. O zaman da denk gelmiyor. Akşam bir denk gelmiyor. Anne sen yanlış ile koparıyorsun. İnadına denk gelmiyor. Niye biliyor musun? Yürüsün. Biz zayıflayalım diye. Bana diyorlar ki nasıl zayıflamışsın diyorlar. Çok çalışıyorum dedim ben de. Kurumuş lan şey etmemiş. Ne öreceğim? Ne yapacağım? İçerisi atalım. Sonra? Tohum edelim. Kışın ekme gittiğimizde tandıra çölmeyene vuralım. Eskiden miydi? Eskiden miydi? Artık ben eskileri adet ettim. Öyle mi? Evet. Yeni adetler çıkardım. Aynen. Eski adetleri yeniledim. Düğünde yağlama yağlayarak zaten ilk hedefimizi yaptık. Demirci koyda ilkim. Hiç yağlama yağlayan var mı? Yok. Ama ben yağladım. Geçtim. Ovaladım yine mi girmiş? Can şeyden? Dostlarım. Yeni gelenler var. Hoş geldiniz. Eskilerden bizim köyde bir adet vardı. Düğünde bayrağın dikildiği gün bisküvine şekeri bir koya dağıtırlardı. Ama eskilerden. Şimdi yok o adet. Ben de inşallah dedim Rabbim o günleri gösterir bana. Eğer gösterirse dedim oğluma ben de yağlama yağlayacağım dedim. Eski düğünleri yeniden getireceğim dedim. Eski düğünleri yeniden getirdim. Can dostlarım. Oğluma yağlama yağladım. Bir koya lokumla aman püsküvüne şeker dağıttık. Süper adamdı. Çocuklar hep çocuklara poşet poşet dağıt koyduk. İyi kahveler enemi dağıtmışlar. Hem de aradı mı? Salı günü alacağını sonuçlara çektim. Aradı. Kendine de mi oldu? Kendine dedim ki ne duruyorsun dedim. Şeye giriyor dedim. Acilden ölüyorum diye yatırır dedim. Yine vurmuşlar baba diyor. He öldüm diyor. Ama nasıl üzülmüş. Anne diyor babam niye gelmedi diyor. Zor şey ettim diyor. Bana der ki Fladır dedim beni hastaneye yatırdılar dedim. Doktor da diye doktor da dedi ki senin yanında büyük olması lazım. Hiç senin etrafında hiçbir şeyim yok mu? Ben de dedim ki diyor bacım vardı o gelecek. Doktor ben senin yetişimi yap o gele durur dedim diyor. Çabuk gel diyor bana. İyi yapıyor diye. He. O diyor ki. Yani aha. Bir ağzıyla da gel diyor kısaca. Ha. Mesaj mı bacım diyor. Şimdi hastaneye misin? Hı. Çocukla mı gidiyor diyor. Ben bildim ki ses tonundan. Benim yakınımda kimse yok ama gurbetten gelirler dedim. Doktor sen yatışımı yap onlar sen yapana da gelirler dedim diyor. Çocuk biraz zor uyumuş. İlaç vermiş. İlacı da mı uyutmuşlar? Hmm. Amanı bana demiyor ilaç diye. Anne diyor çocuğu üdemediler diyor şey çekilirken diyor. Neydi çekildi? Ege. Amanı çocuğumu ilaç mı vermişler? Bak. Ana kapayım şimdi yapalım. Aman bacılarım, Sevil bacınız ne olsun? Ha, ne olsun Sevil bacınız? Hangi bir dertlerime yanayım da hangi bir stresten kurtulayım? Bak bana çocuğum demedi ilacından diye. Anne dedi uyudu bir şeydi çocuk arabasında çekivirdiler dedi. Geçen ben gittim ellerimi serum mu vermişler? Ne vermiş? İlaç. Salı günde sonuçlarını alalım. Ben geçen sabah kalktım onu oyaladım. Mamasını içirdim, üstünü giydirdim. Ondan sonra tam minibüse bindim. Çocuk arabasına şöyle iderken uyuttum. O zaman da ilaç vereceklerdi.
Ondan sonra sırasına vardım, dedim ki ilaç bilmenize gerek yok, çocuk uyudu dedim. Ondan sonra karanlık odaya aldılar, kafasına şeyleri iyileştirdiler, hiç uyanmadı. Anne yine öyle oldu diyor bana, anne üzülmesin diye, vay tüh. Aman yemişlerini şişir. Tuşlarını göstereceğim ben de. Tuşu vurdum ama. Can dostlarım, dünkü kurduğum turşular, kiloluktan 4 tane vurdum. Hala hiç suyu akmamış. Şöyle. Akşam aşkı torlamına beyimine ikimiz buraya oturduk, yemeğimizi yedik. Misafir gelene kadar buradaydık. Misafir gelince de çıktık. Şöyle. 4 tane kiloluk kurdum can dostlarım. Şimdi şöylece bura duruyor. Çeri domates, şimdi sivri biber toplayacağım. Şok havanızına da bir patlak şu çeri domatesinden. Turşu kuracağım can dostlarım. Ondan sonra burayı toplayacağım. Bugünlük de bu kadar, videomuz var. Can dostlarım. Yarınki videoda buluşmak ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.